Merhaba sevgili Web Tekno takipçileri. Bu videomuzda sizlerle birlikte artık gelmesine ramak kalan Galaxy S9 ve S9 Plus nasıl olacak onlara bakacağız. Arkadaşlar böyle babuş telefonlar çıkmadan önce bin bir türlü dedikodu hırla gülle alıyor başını gidiyor. Şimdi bunları bir kenara koyalım. İsterseniz ana başlıklar halinde S9 nasıl olacak bir bakalım. 1. S9 ve S9 Plus ne zaman tanıtılacak? Samsung tarafı eğer bir aksilik olmazsa İspanya'da düzenlenecek bir etkinlikle 25 Şubat 2018 yılında bu telefonlarını tanıtacak. Yani bir aksilik olmazsa arkadaşlar biz de orada olacağız, bu görüntüleri size canlı canlı aktaracağız. Yani şöyle düşünün, sizde 25 Şubat'ta yurt dışında tanıtılacaksa ona bir ekleyin, Mart'ın sonuna doğru Türkiye'ye gelmiş olur. Şimdi gelelim ikinci en önemli sorumuza. Dananın kuyruğunu bir koparalım. Türkiye fiyatı ne olacak? Hemen şunu bir söyleyeyim arkadaşlar. Bu modelleri bekleyen arkadaşlar fiyat konusunda büyük bir hayal kırıklığı yaşayacaklar. Çünkü daha şimdiden Avrupa tarafında 140 dolar zam yapılacağı konuşuluyor. Bu Avrupa'da 140 dolar olan zam Türkiye'ye gelene kadar 500-600-700 filan olur. Vergisi, mergisi. Doğal olarak S9 ve S9 Plus 500 TL ile 750 TL arasında artı bir fiyatla ülkemize gelecektir. Hatta şu zamana kadar çıkan en pahalı Samsung olma ünvanı da bu cihaz taşıyacaktır. Yani arkadaşlar 5000 TL, 6000 TL'lerin havada uçuştuğu fiyatlara bence hazır olun. Şunu da eklemek istiyorum arkadaşlar. Özellikle Samsung tarafında bu sık sık oluyor. Cihaz çıkar çıkmaz o fiyattan almayın. Eğer bir aksilik olmazsa kesin indirim yapacaklar. Her sene böyle olur. Peki bu telefonun tasarımı nasıl olacak? Hayal kırıklığı V2'ye hazır olun arkadaşlar. Çünkü bu telefon S8 ve S8 Plus'la neredeyse aynı tasarım hatlarına sahip olacak. Bu da bu firmalara bence Apple'dan bulaştı. Baklar Apple 2 senedir 3 senedir aynı telefon çıkarıyor. Ha size yeni model diyor ya. Samsung da dedi ki benim başım kendi. Ben de aynı telefonu çıkarırım. Tasarım aynı, her şey aynı. Birkaç teknik özellik eklerim, al sana işte S9. Ya öyle olmuyor sevgili devasa firmalar. Bizler yani normal kullanıcılar en çok tasarımını merak ediyoruz zaten. Eminim ki bu videoyu izleyen pek çok insan da bana katılıyor. Ekran boyutlarından da şöyle bahsedeyim. S9'da 5.8 inçlik bir ekran var. Yalnız o oval tasarım var ya, o oval köşelerden 0.2'si gidiyor. Kullanım alanı 5.6 inçe falan düşüyor. S9 Plus'ta da 6.1 inçlik bir ekranımız var. Yine aynı gerekçelerle bu da 5.9'a kadar, yani kullanım alanı 5.9 inçe kadar düşebilir. En ciddi farklılık kameralarda görünüyor arkadaşlar. Yani S9'da tek kamera olacak arkasında, S9 Plus'ta iki kamera olacak. Bir de geçen yıldan Samsung'a çok şikayet gitmiş. Yok parmak izi okuyucusu kameranın yanında, parmağımız lense değiyor falan filan diye. Onlar da gitmişler bu sefer parmak izi okuyucusunu iki kameranın altına koymuşlar. Şimdi Samsung ben merak ettim. Ona yine parmak izi değmeyecek mi ya? O parmak izi okuyucusu olmamış orada. Gelin şimdi isterseniz Galaxy S9 ve S9 Plus'ın teknik özelliklerine bakalım. Geçen senelerde olduğu gibi bu sene de arkadaşlar ABD ve Çin gibi ülkelerde Snapdragon 845 işlemci tercih edilecek. Türkiye'de ise Exynos 9810 adlı işlemci olacaktır cihazın içinde. S9'da 4 GB'lık RAM ve 64 128 GB'lık hafıza tercihlerimiz olabilecekken S9 Plus'ta 6 GB RAM, 64 128 ve 256'lık modellere sahip olabileceğiz. S9 ve S9 Plus'ta da ekranlar Super AMOLED olacaktır. İşletim sistemi anlamında Android 8.0, sertifika anlamında ise IP68, yani toza ve suya dayanıklı bir cihaz bizi bekliyor. Tabi bunu da sağlamlık testimizde görürüz, bizden kaçmaz. Kameralarda da durum şöyle arkadaşlar. S9'da 12 megapiksellik f1.5 diyafram değerinde bir kamera bulunacakken S9 Plus'ta f1.5 ve f2.4 değerlerine sahip 12 megapiksellik 2 adet kamera yer alacak. Ön kameralarda 8 megapiksel. S9 Plus saniyede 60 kare 4K videolar çekebiliyor. Saniyede 240 FPS'ye çıkarsanız da Full HD video çekebiliyorsunuz. İçeriği genel anlamda bir toparlayacak olursak, bana soracak olursanız S9 ve S9 Plus birer hayal kırıklığı olarak telefon piyasasına giriyor. Tabi burada Samsung açısından bizim ne dediğimiz kadar sizin de ne dediğiniz çok önemli arkadaşlar. Onu da hemen şuraya ankete taşıdık. Bu cihaz beklediğiniz gibi mi? Cebinizde 5-6 bin lira para olsa gidip alır mıydınız? Biz bunları merak ediyoruz. Böylece de bu videomuzun artık sonuna gelmiş olduk. Sizler de videomuzu beğendiyseniz şurada bulunan beğen butonuna basmayı ve kafanıza takılan herhangi bir şeyi bizlere yorum bölümünden sormayı unutmayın. Başka bir Web Tekno videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Her iki yanında durmakta olan bağlantılara tıklayarak bambaşka Web Tekno videoları izleyebilirsiniz. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.